29 Kasım 1970'deyiz. Yer Norveç. O gün öğle sonrasında 3 genç gezintiye çıktılar. Ekip bir erkek, iki de kızdan oluşuyordu. Ufak bir yürüyüşten sonra rotalarını bir vadiye çevirdiler. Vadi Ulriken Dağı'nın kuzey eteklerinde yer alıyordu. O muhitte yaşayanlar tarafından Buz Vadisi ve Ölüm Vadisi olarak bilinirdi. Vadi Orta Çağ'da birçok gizemli kayboluşa ev sahipliği yapmıştı. Birçok dağcı burada hayatını bırakmıştı. O yüzden halk tarafından gizemli olduğu söylenilen ve aşırı korkulan bir yerdi. Gençler vadide dolaşırken bir yanık kokusu fark ettiler. Üçü de farklı alanlara doğru gitti ve kokunun kaynağını aramaya koyuldu. 4 dakika sonra içlerinden birisi yanık kokusunun kaynağını buldu ve diğerlerini yanına çağırdı. Oraya gelen diğer iki tane genç yerde siyah kömür gibi bir şey gördüler. Bu siyah şey bir kadındı. Muhtemelen yıllar önce buraya gelmişti. 10 dakika süresince bölgeyi incelediler. Yerde birçok eşya vardı. Hemen yanlarında hayvan kemikleri, biraz ileride de gazete parçaları. Gençler eşyaların bir kısmına baktılar. Yarım saat kadar orada kaldılar. Ve daha sonra durumu bildirmek üzere şehre gittiler. Norveç'in güneybatısında yer alan Hordaland eyaletine bağlı en büyük ikinci şehir olan Bergen bu tür olaylara pek alışık değildi. Bergen polisi haber alır almaz vadiye gitti ve hemen soruşturma başlattı. Vadiye vardıklarında kadının sırt üstü yattığını gördüler. Yakında bir kamp ateşi yoktu. Zaten bu bölgeye kolay kolay kimse de gelmezdi. Kadının yanında boş bir şişe, iki tane su, pasaport kabı, lastik çizme, naylon çorap, bir şemsiye, bir çanta, bir kibrit kutusu, bir saat, iki tane küpe ve bir de yüzük vardı. Vadinin orijinal ismi Istalındı. Bu yüzden gazeteler kadına Istal Woman, yani İstal Kadın ismini taktı. Ve bu tabir kısa bir sürede yayıldı. Artık herkes bu esrarengiz olayı Istal Woman ismiyle anlatıyordu. Polisler bölgeyi biraz daha incelediğinde kadının yanında şapkada olduğunu gördüler. Şapka kürkten yapılmıştı. Ve daha sonra yapılan incelemelerde şapkaya benzin döküldüğü anlaşılacaktı. Kadın buraya neden gelmişti? Şapkadaki benzin izleri akıllara kadının kendi tercihiyle hayatına son vermiş olma ihtimalini getirdi. O günlerde polisler kadının buraya yıllar önce geldiğini tahmin ediyorlardı. Ama yanılıyorlardı. 3 gün sonra araştırma yürüten ekip yakınlardaki bir tren istasyonunda kadına ait 2 tane bavul buldu. Birinin astar kısmında 100 Alman markı vardı. Bavulların içi açıldığında kıyafetler, ayakkabı, peruk, makyaj malzemeleri, egzama kremi, 135 Norveç kronu, Belçika, İsviçre ve İngiltere'ye ait madeni paralar, haritalar, bir tane numaralı gözlük, güneş gözlüğü, çeşitli kozmetik ürünleri ve bir de not defteri bulundu. Bu not defteri olayın gizemini daha da arttırdı. İçinde birçok şifre vardı. Sayfalar ilerledikçe polisleri birçok anlamsız kelime karşılıyordu. Bu şifreleri çözmek olayın gizemini ortadan kaldırabilirdi. Bu eşyaların sırrı neydi? Kadın kimlere hizmet ediyordu? Bunca eşyaya rağmen kadına ait herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunamadı. Sanki birileri özenle kadına ait her şeyi silmek istemişti. Belli ki bu olay bir intihar değildi. Yapılan otopsi sonucunda kadının karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği anlaşıldı. Vücudunda aynı zamanda 12 tane uyku hapı vardı. Kadının altın dişleri en dikkat çeken ayrıntıydı. Daha sonra ağzından ve organlarından da doku örnekleri alındı. Kadının en son görüldüğü tarih muhtemelen 23 Kasım tarihiydi. Hotel Hordaimon isimli bir otelin 407 numaralı odasında konakladığı tahmin ediliyordu.
Çünkü o tarihlerde kadına çok benzediği tahmin edilen birisi otele gelmiş ve konaklamıştı. Otelde konaklayan kadın 1.63 boylarında, koyu kahverengi saçlı ve küçük kahverengi gözlüydü. Tarif vadide bulunan kadınla birebir eşleşiyordu. Otel personeli kadının otelde bir gün kaldığını ve bir devlet çalışanı gibi göründüğünü söyledi. Kadın 23 Kasım'da otel ücretini nakit olarak ödemiş ve bir taksi çağırmalarını rica etmişti. Ardından bir daha gelmemek üzere otelden ayrılmıştı. Polisler kadını otelden alan taksiciyi günlerce aradılar. Ama bir türlü ulaşamadılar. Çok daha sonra bir taksici ortaya çıktı. İsminin gizli tutulmasını rica etti ve şunları söyledi. O gün kadını otelden ben aldım. Birlikte yarım saatlik bir mesafeye gittik. Kadın taksiden indiğinde onu bir adam bekliyordu. O adamla birlikte gittiler. Benimle hiç konuşmadı. Kuşkulanmamı sağlayacak hiçbir hareketi olmadı. Ekipler kadının gizemli not defterini çözebilmek için bir ekip kurdu. Not defterinin içinde koordinatlar, şifreler, anlamsız görünen ama içinde ipuçları gizli olan bazı kelimeler ancak uzmanlar tarafından çözülebilirdi. Ekip aradan aylar geçmesine rağmen belirli bir ilerleme kaydedemedi. Ama daha sonra birkaç şifrenin çözülmesi diğerlerinin de yolunu açtı. Bu şifreler kadının gittiği yerlerin isimleriydi. Kadın ziyaret ettiği her yeri not defterine şifreli bir biçimde yazmıştı. Peki ama neden böyle bir şey yapmıştı? Polisler kadının en az 8 saate pasaportu olduğunu keşfettiler. Norveç'te 4 tane eyalete gitmişti. Aynı zamanda Avrupa'da Paris ve Belçika'da bulunmuştu. Bergen'da kaldığı esnada 3 farklı otelde konaklamış ve birçok oda değiştirmişti. Gittiği bir otele kendini sık sık seyahat eden bir pazarlamacı ve aynı zamanda antika satıcısı olarak tanıtmıştı. Oteldeki bir tanık, kadını otelde başka bir kadınla Almanca bir şeyler konuşurken gördüğünü söyledi. Kadınla ilgili çok ilginç ifadeler vardı. Bir diğer görgü tanığı, kadını Flamanca konuşurken duyduğunu, arada İngilizce kelimeler sarf ettiğini ve ilginçtir ki ağır bir şekilde sarımsak koktuğunu iddia etti. Tanıkların birçoğu, kadının polislerin bulduğu peruğu taktığını söyledi. Tanık açıklamalarına dayanarak kadının vücut analizi yapıldı ve Interpol aracılığıyla birçok ülkeye dağıtıldı. Ama hiçbir sonuç çıkmadı. Mahkeme en son kadının uyku hapı içerek intihar ettiği sonucuna vardı ve davayı kapattı. Bu kadar esrarengiz detaylara rağmen adeta olayın üstü örtülmeye çalışılıyordu. Kadın Şubat 1921'de Molendal mezarlığına gömüldü. Kalıntıları korumak için çinko tabuta yerleştirildi. Mezarın yeri açıklanmadı ve mezar taşına isim yazılmadı. Kadın Katolik bir cenaze töreniyle defnedildi. Cenazeye Bergen polis merkezinden 16 tane memur katıldı. Daha sonra bir akrabasının ortaya çıkma ihtimaline karşın cenaze töreni fotoğraflandı ve polis merkezi arşivine kaldırıldı. Bazı teorilere göre Norveç polisi bu olayı örtbas etmek zorunda kaldı. Bilinmeyen bazı güçler bu konuda Norveç'e yoğun bir baskı yaptı. En kuvvetli ihtimal ise kadının bir ajan olduğu ihtimaliydi. Kadın Soğuk Savaş dönemindeki ajanlardan birisi olabilirdi. Bu yüzden birçok ülkede seyahat etmiş, birçok pasaport kullanmıştı. Norveç'teki bir firma tarafından üretilen NATO'nun ilk serbest uçuşlu anti gemi füzesinin denemeleri o tarihlerde yapılıyordu. Bu o zamanlar için çok önemli bir gelişmeydi. O yüzden kadının Norveç'te bulunma nedeni belki de bu olaydı. Kadının öldüğü tahmin edilen tarihlerle deneme tarihleri örtüşüyordu. O dönemlerde ajanlar çok popülerdi ve birçok ajan esrarengiz bir şekilde kayboluyordu. Kadının 9 pasaporta sahip olması üst düzey bir ajan olduğunu gösteriyordu. O tarihlerde Mossad'a karşı Avrupa'nın görevlendirdiği bir ajan olma ihtimali de çok yüksekti. Olay gazetelere çıktıktan sonra Bergen'de yaşayan bir dağcı da kadını bulunmadan 5 gün önce gördüğünü iddia etti. Bir grupla dağ tırmanışı için buluştuğunu ve içlerinde bu kadının da olduğunu söyledi. Kadının dağ yürüyüşü için çok ince giyindiğini, palto giyen iki adamla birlikte yürüdüğünü anlattı. Kadının bir an için bir şeyler söylemek için durduğunu ama söylemeden yürüdüğünü, tedirgin ve mutsuz olduğunu söyledi.
Kimilerine göre kadın devlet sırlarını ifşa etmeye hazırlanıyordu. O yüzden bileti kesildi. Olay dönem dönem birçok kez araştırıldı. Dava 2016 yılında yeniden açıldı. 2017'de kadının dişleri incelendi ve 1939'da Almanya Nürnberg yakınlarında doğduğu, ancak Almanya Fransa yakınlarında bir yere taşındığı gibi garip bir iddia ortaya atıldı. El yazısı incelendiğinde Fransa'da ya da komşu ülkelerde eğitim aldığı öne sürüldü. 2018'de BBC, görgü tanıklarının ifadeleri ve adli inceleme sonuçlarının anlatıldığı bir podcast röportaj yayınladı. Bu olay yakın dönemde yeniden gündem oldu. Kadın bir ajan mıydı? Devlet sırlarını bilen birisi miydi? Yoksa bambaşka bir insan mıydı? Hala tartışılıyor.